Defterler alacağım. Prensesi çantada. Üstünde böyle kocaman annem gibi güzel bir prenses olacak. Bir sürü de fermuarı olacak. Ha, bir de renkli boyama kalemleri. Bir de en büyüğünden resim defteri. Dinlemiyor musun? Sana diyorum ey! Hadi kalk Elif! Biraz sonra çıkmamız lazım. Kendimi iyi hissetmiyorum. Ya şimdi hasta olmanın sırası mı ya? Hem sen okula gitmek istemiyor musun? Bak, eğer bizimle alışverişe gelmezsen kalemin ve defterin bile olmaz. İnanabiliyor musun ya? Ya hadi kalk Elif. Of! Senin yüzünden gidemeyeceğiz işte. Gidiyor musun Kenan? Önce bir polisle konuşup bilgi alacağım. Oradan çiftliğe geçerim. Bir sorun var mı bakayım. Tamam. Bir şey olursa haberleşiriz. Gerek yok. Ben çıkarım. Bunu yanına bırakmayacağım Necdet Karapınar. Uyuyamadın mı? Çok zor günler geçiriyoruz. Ama hepsi geçecek. Sen merak etme. İnşallah. İnşallah öyle olur. Elif'im ne yapıyordur acaba? Seni mi arasam diyorum. Gerçi onda dünyadan haberi yok. Melek, ona şimdi hiçbir şey söyleyemeyiz. Hem çocuğun başına gelenler. Şimdi hem karısıyla ilgilenmesi gerekiyor. Doğru. Öğrenirse o da bulaşır Necdet belasına. Gerçekleri bilmemesi lazım. Şimdi geliyorum canım. Alo? Alo Selim. Elif ne yapıyor, nasıl? Elif iyi, iyi de sen? Canım kızım. Abla, neler olduğunu anlatacak mısın bana ya? Ya düşünmekten delireceğim artık.
Anlat hadi, ne oluyor? Bir şey oldu falan yok Selim. Abla neredesin sen? Söyle, geleyim seninle bir konuşalım. Ya o evin hali neydi abla öyle? Elif'i niye anlatmaktan vazgeçtin? Selim, şu anda hiçbir şey anlatamam. Ben sadece kızımı merak ediyorum. Abla, kızım burada iyi. Söyle, neredesin? Abimin evindeyim. Adres ver lütfen. Evet. Dinliyorum. Tamam. Tamam, ben bulurum orayı. Arzu Emiroğlu. Ne oldu? Ne var? Yarın boşanma duruşman var. Unutma, mahkemeye gideceksin. Biliyorum, haberim var. Buranın sahnesi asolistimize dar geldi tabii. Yarın mahkemede sahne alırsın artık. Sayın asolist, çok merak ediyoruz da arkadaşlarla. Acaba açılış parçasını hangi şarkıyla yapacaksınız? Boşanma bahane. Kocadan oldum desene adlı parçayla bence. Bence dulluğu taktım koluma. Haydi koğuş yoluna parçası daha iyi gider. Bitti mi? Bitmedi. Daha kapanış parçanı kararlaştırmadık. Susun. Kapanış şarkısını söylemek için bize doğru geliyor bile bak. Yeter artık. Kapayın çenenizi. Bana bak süs balığı. Bugün kocanla son günün diye afra tafra yapma bize. Onunla son günün olabilir ama bizde daha yeni başlıyor günlerin. Sen öyle san. Onca işinizin arasında? Önemli değil. Ne demek? Sizin işiniz daha önemli. Böyle gereksiz meseleleri çabucak çözeceksiniz ki gerçek suçlular yakalansın. Haklısınız. Bir dahaki sefere sayışmaya geliriz. Elbette, elbette. İyi günler Necdet Bey. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Kolay gelsin. Kızlar, alışverişe hazır mıyız? Hazırız. Yaşasın. Ama birileri hazır değil galiba. Elif. Neyin var canım? İyi hissetmiyormuş kendini, öyle söyledi. Allah Allah. İpek Hanım, burada mıydınız? Ben de kızlara bakmaya geldiydim, hazırlar mı diye. Elif'in nesi var? Bilmiyorum. Ağzını bıçak açmıyor çocuğun. Ateşi mi var acaba? Ay, üstünü de örtmüş, kara kışta kalmış gibi. Yo. Allah Allah. Elif, kuzum ne var gülüm? İstersen başka zaman da gidebiliriz Elifciğim. Ya. Annen gelecek diyorsunuz, gelmiyor. Alışverişe çıkılacak diyorsunuz, çıkılmıyor. Sıkıldım artık. Ama halacığım, Elif hasta. Bana ne? O gelmezse gelmesin. Siz gidin. Ben ilgilenirim kuzucukla. Yavrucağın hevesi kursağında kalmaz. Tamam Kiraz, sağ ol. Madem öyle, hadi in bakalım aşağı tatlı cadı. Oley! Bir şey olursa mutlaka haber ver, olur mu?
Siz hiç merak buyurmayın. Ben ona şimdi sıcacık bir çorba yaparım, hemen kendine gelir. Keyiflendiririm onu. Melek abla, ben çocuk değilim. Yolunda gitmeyen, benden gizlediğiniz şeyler var, biliyorum. Senin yok öyle bir şey. Abla, bak dünden beri düşünüp duruyorum. Ya niye Elif'i söylemekten vazgeçtin, hala anlamıyorum. Söyledim sana, kendimi de hazır hissetmiyorum diye. Yapma abla. Önce Elif'i çiftliğe gönderiyorsun. Abime her şeyi anlatacağını söylüyorsun. Sonra birden apar topar Elif'i geri çağırıyorsun. Çünkü özledim kızımı Selim. Peki, bugün gördüğün manzarayı nasıl açıklayacaksın bana? Ev niye o haldeydi? Abla, bak beni yanlış anlama. Amacım ne seni üzmek ne de sana akıl vermek. Ben sadece olan şeyleri öğrenmeye çalışıyorum. Selim, bazen sevdiklerini korumak için onları gerçeklerden uzak tutarsın. Meleğin yapmaya çalıştığı şey de bu. Ne demek istiyorsun? Kimi korumak? Kimden? İmzaladım, evet. Sen toplantıdan sonra bilgilendirirsin beni. Tamam. Oğlum, bir otur da doğru düz konuşalım. Neler oluyor? Hiçbir şeyden haberimiz yok. Anne, anlattım ya biraz önce. Tamam. Melek geldi, abisinin Melih olduğunu herkes açıkladı ama asıl başka bir şey söyleyecek gibiydi. Ben de bilmiyorum. Akşam mühim bir şey söyleyeceğim diye daha önceden aramadı mı oğlum? Evet. Evet ama... Anne tamam. Daha fazlasını ben de bilmiyorum dedim ya. Ne var şimdi bunda Kenan? Niye kızıyorsun ki? Anne, hepimiz şaşkınız. Hepimiz gerginiz. Ne olur bir sakin ol. Kendim için değil, anlıyor musun? Ben ne yaptıysam Elif'in iyiliği için yaptım. Şimdi onun iyiliği için... Elif'in iyiliği için mi ev o hale geldi abla? Allah'ım delireceğim ya. Selim, lütfen daha fazla zorlama. Abla, bana, bana da mı anlatmayacaksın? Selim, lütfen. Sen karınla, Zeynep'le ilgilen. Zaten başında bir sürü sıkıntın var. Senin sıkıntın, Elif'in sıkıntısı benim de sorunum abla. Ben onun amcasıyım. Ben ilgileniyorum Selim. Melek haklı. Senin şu an ilgilenmen gereken bir karın var. Zeynep'in sana ihtiyacı var. Peki. Abim. Abim biliyor mu evin niye o hale geldiğini? Neyi gizlediğinizi? Selim. Selim lütfen. Abim ne zaman Elif öğrenecek abla? Kızını ne zaman bağrına basacak? Onun öğrenmesini istemeyen biri var değil mi? O yüzden bütün tantanalar. Hayır Selim. Hayır, böyle bir şey yok. Hayır, Arzu hapiste olmasa o yaptı diyeceğim. Ama yok. Başka biri. Kim Melek abla? Kim yapıyor bunları? Elif'le abimin kavuşmasını kim istemiyor? Selim, lütfen git. Hayırlısıyla atlatalım da şu boşanma davasını. Bir an önce bitecek bu kabus. İnşallah oğlum, inşallah. Yine de her şeye hazırlıklı olmalısın abi. Öyle oğlum. Arzu'nun ne yapacağı belli olmaz. Senin sinirlerini bozmak için elinden geleni yapacaktır. Annem haklı. Yarın Arzu'nun son çırpınışları olacak. Ama bitti.
buraya kadar. Bu defter sonsuza kadar kapanacak. Bir daha onun yüzünü bile görmek istemiyorum. İnşallah. Boşanma davası ne olacak? Ne yapacağım ben? Babam. Babam kesin bir şey yapar. Arıza? Baba. Baba ne olur yardım et bana. Başına bir şey mi geldi yoksa? Biri bir şey mi yaptı? Öyle bir şey değil. Yarın boşanma davası var. Biliyorum. Baba ne yapacağım bilmiyorum. Kenan'dan boşanamam. Aramızdaki bütün bağ tamamen yok edemem. Bu kadar korkak olma. Sen karşına çıkan herkesi teker teker devirdin. İçinde bulunduğun durum ne kadar aleyhine gibi görünse de okları lehine çevirmek senin elinde. Baba ne yapabilirim ki? Boşanıyor benden. Akıllısın ama çaresizlik seni de eline geçirebiliyor demek ki. Halbuki bugünler ne kadar fedakar, ne kadar mazlum, ne kadar mağdur olduğunu hatırlama zamanı. Baba ne diyorsun? Sen çok iyi bir kadınsın diyorum. Mazlum ve mağdursun diyorum. Sen kocasından, yuvasından, yavrusundan başka hiçbir şey düşünmeyen fedakar bir kadıncağızsın diyorum. Kimseye bir kötülük etmemiş, elindekileri avucundakileri dardakilerle paylaşan, iyiler iyisi bir insansın diyorum. Öyle değil mi evladım? Evet haklısınız babacığım. Ben sizin fedakar ve iyi yürekli kızınızım. Hah, şöyle. Bazen kısa devre yapıyorsun. Ama neyse ki çabuk çark ediyorsun. Aferin. Şimdi sen devam et bakayım. Üzerine iftira atılan, yüreği yanan bir anayım ben. Gözlerim yaşardı. Çok dokunaklı. Yüreğime işledi bu hazin hikaye. Merak etmeyin babacığım. Yarın hakimin yüreğini böyle dağlayacağım. Siz hiç merak etmeyin. Ona ne şüphe? Allah rahatlık versin babacığım. Sana da. En çok da bir aksilik çıkacak diye korkuyorum. Allah korusun. Her şey abimin istediği gibi sonuçlanır umarım. Suçlu bir anne. Üstelik de hapiste. Ne olursa olsun bu durum mahkemede elimizi güçlendirecek. Haklısın ama karşımızdaki kişi Arzu. Gözümüzün önünde neler yapmış baksana. Hepimiz inandık ona. Abim doğru söylüyor. Ben umutluyum. Bu sefer güçlü taraf biziz. Arzu'dan her kötülük beklerim ben. Sizi uyarayım da. Bu kez hiç şansı yok anne. Artık köşeye sıkıştı. Yaptıklarının cezasını çekecek. Abim, biz de yarın seninle gelmek istiyoruz. Evet Kenan. Hiç gerek yok anne. Ama... İpek, ben zaten onunla yarın mecburen karşı karşıya geleceğim. Kim bilir neler yapacak. Sizin bunlara şahit olmanızı istemiyorum. Oğlum, biz de destek olurduk. Yarın o mahkemeye tek başıma gideceğim anne. Bu eve de boşanmış olarak tek başıma döneceğim. İnşallah oğlum, inşallah. Peki. Selim. Selim dur. Git. Kurtar kendini bizden. Öyle olsun. Selim. Selim dur. Ne olur dur. Her şey senin iyiliğin için. Ben öyle demek istemedim. Ne demek istedin peki Melek abla? Git dedin işte bana. Ben de gidiyorum. Selim. Bir sakin ol. Selim. Sen... Benim kızımın amcasısın. Zeynep'in kocasısın. Ben sana hiç öyle bir şey demek ister miyim? Hiç git der miyim? Ne olur kusura bakma. Anlamıyorum ya. Ben ne düşüneyim, neye inanayım bilmiyorum. Söyle hadi. Gerçekten söyleyemem. O ev niye o haldeydi abla? Ya niye susuyorsunuz?
Kimden korkuyorsunuz siz? Kimi koruyorsunuz? Seni korumaya çalışıyor Selim. Seni. Anla artık. Yapma böyle. Neyden? Kimden? Elifçim. Hadi canım, asma artık o güzel suratını. Hem ben alışık değilim seni böyle üzgün görmeye. Annemi çok özledim abla. Ama annenin işi varmış, öyle değil mi canım? Hı hı. Tam ona gitmişken geri döndük. Canım benim, yani annen de böyle olsun istememiştir. Elifciğim, nasıl oldun? İyiyim. Peki, söyle bakalım senin için ne yapabilirim ha? Hiçbir şey istemiyorum Kerem amca. Zeynep abla yanımda zaten. Zeynep, ne yaptın da böyle Elif'in konuşmasını sağladın ha? Duyduğuma göre ağzını bıçak açmıyormuş. Hiç. Benim de konuşmaya ihtiyacım vardı zaten. Öyle kız kıza lafladık biraz. Ne güzel. Elif seni çok sevdi. Abla kardeş gibi oldunuz artık. Bunca zaman Elif'i abimden saklamadık Melek abla. Onun göz önünde yavrusunu gizledim ya ben. Daha ne olsun? Bu nasıl ağır büyük, farkında mısın sen? Selim, yalvarırım yüzüme vurma artık. Ben zaten her gün ölüyorum. Ben Elif'imi oraya göndererek, babasının yanını bırakarak en büyük hatayı yaptım zaten. Hayır! Senin en büyük hatan her şeyi saklaman! Elif tabii ki babasının yanında olacak. Ama ona baba diyerek, ona sarılarak, onun sevgisini hissederek. Selim, tamam lütfen. Melek, Melek kendine gel Melek. Abla, abla hadi aç gözlerini. Ya öyle işte. Bir keresinde ailecek pikniğe gitmiştik. Ben sincap kovalarken ağaçtan düşmüştüm. Şu kolumu üç yerinden kırmıştım. Pek uslu bir çocuk değildin yani. Yok ya. Resmen mahalleye kök söktürürdüm. Zebide? Hala? Kim bu Zebide? Ha? Ne işin var senin benim yeğenimin yanında? Ben... Utanmıyor musun sen mahallede erkeklerle dolaşmaya ha? Hala ben utanacak bir şey yapmıyorum. Sus! Sus! Biz de iş bulacak da para, eve para getirecek diye bekliyoruz. O hiç hukuk takımıyla gezerek eve para getireceğini mi zannediyorsun sen ha? Teyze, bak ayıp oluyor ama. Bak bak bak! Feride Hanım kendisine koruma tutmuş da haberimiz yok. Ne o? Ne o? Dövecek misin beni terbiyesiz? Ya teyze, sen bir iki dakika sakin olsana ya. Hala sadece beni eve kadar bıraktı. Ne var bunda? Eve bırakmış. Ben seni bir bırakacağım göreceksin. Ben sana neler yapacağım bak göreceksin. Teyzeciğim bak gerçekten Feride'nin bir suçu yok. Murat tamam. Hala hadi sen de geç içeri. Bütün mahalleye rezil olduk zaten. Gel içeri. Rezil olmakmış. Kimin? Kim rezil oldu? Neden rezil olmak? Yürü içeriye. Yürü. Dayım, ne yapıyorsun sen böyle? Örgü örüyorum. Becerebiliyorum değil mi? Yani iyi güzel de şimdi nereden çıktı bu birdenbire? Canın falan mı sıkıldı yoksa? Madem sen benim paramı almıyorsun, ben de bunları satıp evimize kazanç sağlamak istiyorum. Tülay'ım ya. Tülay'ım sen nasıl bir kadınsın ya? Sen nasıl güzel bir kadınsın böyle ya? Canım ya, canım. Bakma bana öyle.
Melek, hadi aç gözlerini. Hadi. Ablacığım çok özür dilerim. Hadi aç gözlerini ne olur. Gördün mü bak? Bu ısrarın kimseye bir faydası yok. Yapma. Melek zaten şu an çok baskı altında. Zamanı geldiği zaman her şey konuşulur. Ama şimdi ne yeri ne de zamanı. Melek. Melek abla. Abla beni affet. Selim. Canım. Her şey sevdiklerimi korumak için. Bunu bil. Ne olur gönül koyma bana. Peki abla. Nasıl? Daha iyisin değil mi? Selim'e de çok ayıp oldu abi. Çocuk haklı. Düşünme şimdi bunları. Hem bunu onun için yapıyorsun. Ama bana gücendi. Selim öyle birisi değil. Zamanla seni anlayacaktır. Üzülme. Ne zaman bitecek bu kabus abi? Geçecek. İnşallah en yakın zamanda geçecek Melek. Zeynep arıyor. Zeynep olanlardan bahsetmiş midir sence? Sanmam. Bir aç bakalım. Alo Zeynep. Abla. Abla iyi misin? İyiyim canım. Sen nasılsın? Elif'im nasıl? Biz iyiyiz. İyiyiz de kuzucuğun yüzü asık biraz. Bugün seni görememiş galiba. İşlerin varmış. Selim öyle söyledi. Görüşememişsiniz. Evet canım. İşim vardı. Önemli bir şey yok değil mi abla? Bir sorun yok yani. Yok, yok canım. Bir sorun yok. Ablacığım, bir de Elif yarın okula başlıyor. Okula mı? Hı hı. Kenan Bey Tuğçe ile birlikte Elif'i de yazdırmış okula. Demek öyle. Kızım okula başlıyor demek. Ve ben yanında olamayacağım. Ablacığım üzülme ne olursun. Zeynep. Kızım size emanet. Sen merak etme ablacığım. Ben yanındayım, Selim yanında. Elif'e versene telefonu. Bir sesini duyayım ha. Olur, bir dakika. Elif'ciğim, bak kim var telefonda? Annem mi? Anneciğim. Kızım, canım kızım benim. Sen kocaman kız olduğunda okula mı başlıyorsun ha? Hı hı, büyüdüm ben artık. Elif'im. Anneciğim, ben yarın yanında olamayacağım. Ama çok isterdim ben de. Neden? Keşke sen götürseydin beni. Ben istemez miyim anneciğim? Ama olmadı. Kızım, bak şimdi. Ne yapalım biliyor musun? Hani sen benim resmimi çiziyor musun ya? Hı hı. Heh. Şimdi o resimlerden birini yarın çantana koy. Ben de yanıma senin fotoğrafını alacağım. Böylece ikimiz de birbirimizi yanımızdaymış gibi hissedeceğiz. Olur mu anneciğim? Hı hı. Tamam.
Seni özleyince ona bakacağım. Sen yanındaymışsın gibi düşüneceğim. Canım kızım benim. Seni çok seviyorum anneciğim. Ben de anneciğim. Elif'im. Yarın okula başlayacak. Annem yarın gelemeyecekmiş. Elif'ciğim, canım mutlaka bir nedeni vardır. Üzülme sakın, olur mu? Hoş geldin. Hoş bulduk. Selim, bir şey mi oldu? Yok, yok bir şey. Bir şey var sende. Yorgunum biraz. Neler oluyor Melek abla? Neler oluyor? Neyi gizliyorsun benden? Ne olursa olsun, ilk duruşma benim istediğim gibi sonuçlanmalı. Hadi Arzu, göster kendini. Hakim Bey, ben kocamı çok seviyorum. Yuvamı düşünmekten başka hiçbir şey yapmadım. Ama annesi en başından beri bu evliliğe karşı çıktı. Kayınvalidemdir dedim. Büyüğümdür dedim. Sustum. Tek istediğim ailemi korumaktı. Ama en sonunda bana iftira attılar. Eşyalarını şimdilik şuradaki dolaba koyarsın. En yakın zamanda da istediğin gibi tekrar yenileriz. Ha, şayet bir eksik varsa, yani şimdi... Her şey çok güzel abi. Çok teşekkür ederim. Tek eksik Elif'im. Abi böyle mi olacak? Benim hasret mi kalacağım yavruma? Üzülme. Elif de gelecek. Melek, ben hep bunu hayal ettim biliyor musun? Yani mutlu bir aile olmayı. Bu ev bir aile oldu benim için şimdi. Yanımda olduğun için ben de çok mutluyum abi. Ama Elif'im yanımda olmayınca sanki kalbim yarım gibi benim. Yarın okula başlayacak kızım. Ama ben yanında değilim abi. Kahroluyorum. Sana söz veriyorum. En yakın zamanda Elif de gelecek. Bu çatı altında üçümüz birlikte olacağız. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım Melek. Sen üzülme, tamam mı? Sakin ol. Evimi başıma yıkmışlar Kenan.
Asla. Asla. Ne olursa olsun senden boşanmayacağım Kenan. Beni o kör kurulara atamayacaksın. Hayırdır? Sen düğüne mi gidiyorsun yoksa boşanmaya mı? Hayır, buradan bakınca belli olmuyor da. Bakma o zaman. Dullar pansiyonuna hoş geldin az solist. Erken atıyorsun bence. Kabullenemiyorsun değil mi? Ay yazık. İlk başta soğuk gibi gelir ama ayağını sokunca alışırsın dulluğa, merak etme. Buraya düşünce bu karıları ilk kocaları terk etti. Benimkini de ben kıtır kıtır doğramıştım zaten. O yüzden bir tek benimki beni terk edemedi. Keşke sen de gelmeden önce... Beni kendinle karıştırma istersen. Karşında aptal yok senin. Bana bak. Arzu Emiroğlu. Duruşma vaktin geldi. Hazır mısın? Gidelim. Tek celsede biter değil mi? Çok büyük ihtimalle evet. Dedim ya, Arzu Hanım'ın tutuklu olması mahkemenin lehimize karar vermesi yönünde elimizi kuvvetlendiriyor. Birazdan soyadını benden geri alacaksın. Ama sana öyle bir hediye vereceğim ki beni hep hatırlayacaksın. Hep. Beni. Hiç unutmayacaksın. İnşallah bu iş bugün biter. Endişelenmeyin. Elimiz çok güçlü. İnşallah bugün dava lehimize sonuçlanacak. Belirlenen gün ve saatte celse açıldı. Davacı ve davalı asırların vekilleriyle birlikte burada bulundukları zapta geçirildi. Davacı vekili tarafından sunulan dilekçe tarafımızca okunmuş olmakla birlikte şimdi her iki tarafa da soruyorum. Taraflar arasında sulh olma, anlaşma durumu mevcut mudur? Hayır Sayın Hakim, böyle bir durum söz konusu değildir. Ön incelemenin bittiği, tahkikat aşamasına geçildiği anlaşılmıştır. Davacı Kenan Emiroğlu, sizi dinliyoruz. Neden işinizden boşanmak istiyorsunuz? Sayın Hakim, biz 7 yıldır evliyiz. Bu süre zarfında sevgi, saygı ve evlilik kurumunun temelini oluşturan güven duygusunu yitirdik. Arzu'nun yakaladığım bazı yalanları ona karşı olan güven duygumun sarsılmasına sebep oldu. Çocuğumuza olan ilgisizliği, fevri davranışları, en acısı da cinayete teşebbüsten şu an hapiste.
ailemizden birini öldürmeye teşebbüsten suçlanıyor. Kendi ailesini sırtından bıçaklamış bir kadınla kim evli kalmak ister? Takdir edersiniz ki böyle bir kadınla evlilik kurumunu sürdürmem mümkün değil hakim bey. Günaydın. Günaydın. Nasıl? Rahat uyudun mu? Abi, seni ben uyandırmadım değil mi? Yani nerede ne var ne yok diye aranırken biraz ses yaptım ben. Yok canım kardeşim, sen uyandırmadın beni. Hem artık bu evde böyle sesler olsun. Yemek sohbetleri, çocuk kahkahaları. Kardeşim bana neler hazırlamış böyle. Beğendin mi? Beğenmek ne kelime? Tıpkı annemin sofraları gibi. Artık annem babam yok Melek. Ama biz birlikteyiz. Sen, ben. Elif'i de alacağız yanımıza. O Elif'im. Aklım hep yavrumda abi. Artık onun sıcak bir anne evi diyeceği bir yuvası yok. Yapma böyle, ne olur. O ev, kızımla Zeynep'le birlikte bizim rahat ettiğimiz ilk yerdi. Tabii ki de sıkıntılarımız oldu ama o ev yerle bir olunca sanki bizim analarımız da yerle bir oldu. Yerin, mekanın ne önemi var Melek? Yan yana olduğumuz her yer bizim yuvamız artık. Bundan böyle burası bizim evimiz. Burada bir aile olacağız. Aramızdaki sevgi, saygı ve güveni çoktan yitirdik. Kutsal saydığımız evlilik kurumu artık bizim için geçerliliğini kaybetti. Boşanmak istiyorum. Davacı tarafın iddialarını duydunuz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben ne diyebilirim ki hakim bey? Kocamı çok sevdiğimi, onsuz bir dakika bile geçiremeyeceğimi söylemekten başka ne diyebilirim? Hakim bey, biz severek evlendik. Bugüne kadar bir problemimiz yoktu. Kızımızla birlikte mutlu bir şekilde yaşıyorduk. Ama şimdi kocam benden boşanmak istiyor. Ah zaman vurur geçer yüzüme, acısı çare hüzün tükenir.